Benim vicdani retçi olmam aslında böyle birkaç cümleyle açıklayabileceğim şey değil. Bu çok uzun bir süreç. Yani doğduğum andan itibaren bir şeylerin farkında olmak, bir şeylere kafa yormak aslında benim istemesem bile otomatikman gelişen bir şeydi benim için. Bu nedenle hayatım önce hep bir arayışta oldum, özellikle çocukluğumda. Tabii sol sosyalist bir ailede yetişmek, daha hayata muhalif bir çerçeveden bakmak. Noktası olarak şunu söyleyebilirim, benim için en önemli kırılma noktası Cizre'deki sokak savaşıydı. Ben o andan itibaren aslında şu saniyeden sonra sonuna dek şiddete karşıyım diyebilmeye başladım. Ben 6 Kasım'da vicdani reddimi açıkladım. Bu salı günüydü. O hafta içerisinde herhangi bir reaksiyon almadım. Fakat cumartesi akşamı arkadaşımda kalıyordum. Ben evde değilken anneme gelip beni sormuşlar. Nerede, ne yaptığını biliyor musunuz? İşte böyle böyle bir şey yaptı. İşte asker alma daire başkanlığına bir mektup gönderdi, açık mektup. Vicdani reddini açıkladı vesaire diye. Annem de bir bilgim yok. Yapmışsa da bu onu bağlar. Benimle ilgili bir şey yok yani, benden ne istiyorsunuz gibisinden bir soru sormuş. Onlar da eve gelirse bir uğrasın, karakola bir uğrasın, ifadesini almamız gerekiyor, ona birkaç soru sormamız gerekiyor gibisinden bazı şeyler söylemişler ve gitmişler. Benim İltica etmemde önümde bir sürü tercihen ülke vardı. Aslında ben Fransa'ya gitmek istiyordum. Yani Alman iltica hukukunda vicdani reddin açıkçası bir yeri yok. Ama benim için şaşırtıcı olan şey bana yazdıkları red dosyasıydı. Ve bu dosyada gerçekten çok komik argümanlar vardı. Anlaşılması çok güç argümanlar sunmuşlardı. Ben bunlara sonradan kendi yazdığım bir yazıyla da cevap verdim, onlara yolladım. Yani değerlendirmek gerekirse en nihayetinde Avrupa'da uzun yıllardır bir mülteci krizi var. Almanya'ya geldiğimden beri tanıştığım yeni insanlara hikayemi kısaca açıklarken en çok yaşadığım şey şu oluyor. İnsanlara işte bir vicdan edici olduğumu, bunun Türkiye'de yasak olduğunu ve bu sebeple buraya geldiğimi ve işte bunun getirileri olarak işte Türkiye'de pasaport sahibi olamazsınız, evlenemezsiniz, sigortalı bir işte çalışamazsınız, seyahat edemezsiniz veyahut yani toplumsal olarak da birçok şeye maruz kalabilirsiniz, evlenemezsiniz, askerlik yapmayan adam gözüyle bakılmaz gibi şeyleri insanlara açıklıyorum ve genelde yani verdikleri cevap şu oluyor: gerçekten mi? Çok şaşırıyorlar buna, çünkü insanlara göre birini öldürmek istememek ve bir asker olmak istememek kadar normal bir şey yok. Çünkü sonuçta bu Alman anayasasında yer bulmuş bir şey ve yani temel haklar olarak sınıflandırılan bir bölümün 3. maddesi. Yani o kadar öncelikli bir şey aslında Almanya'da. İnsanlar buna bu yüzden çok şaşırıyorlar. Açıkçası ben de insanların şaşırmasına şaşırıyordum ilk başlarda. Çünkü biz Türkiye'de çok militarist bir atmosferde büyüdük. Öyle bir atmosferde doğduk maalesef. Bu yani sadece benden yaşlı olanlarda da, benden genç olanlarda da bu böyle. Televizyonlarda, gazetelerde, sokakta, okulda sürekli bu militarist propagandaya maruz kaldığımız için yani bu bana aslında şey gelmişti ya. Yani çok şaşırmıştım. Aa, ne güzel insanlar. Burada insanlar militarist değil. Burada insanlar vatan, bayrak, millet, silah, savaşalım, fethedelim mantığıyla düşünen insanlar değil diye düşünmüştüm. Buna şaşırmıştım ve öte yandan mutlu da olmuştum. Yeah.
nava gelene bismine tüccar tüccar namaz bine bir derdaya daya diye.